Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Çamlıca Mahallesi Muhtarı Orhan Öztürk. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyiyim, sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün burada konuğumuz olduğunuz için ve Bursa TV ailesi olarak ben, ekip arkadaşlarım, hepimiz çok memnunuz, mutluyuz. Biraz sizi tanıyalım istiyoruz. İzleyicilerimiz de tanısınlar. Tabii. Evet. Ben Çamlıca Mahalle Muhtarı anlattığım Orhan Öztürk. Bursa doğumluyum. 1961 Bursa doğumlu. Hı hı. Üç çocuk, iki kız, bir oğlum var. 8 tane de torun babası, dedesi. Maşallah. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii bize böyle bir fırsat verip mahallemizi, kendimizi tanıtmaya fırsat verdiğiniz için şansınız ve Bursa TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. En azından sizi vesile oluyorsunuz. Mahallemizi, ihtiyaçlarını ve mahallemizin durumunu yetkililere anlatma fırsatı bulmuş oluyoruz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sizi böyle biraz detaylı tanıyalım. Ne zaman aday oldunuz, ne zaman muhtar oldunuz, bu bölgede ne zamandır ikamet ediyorsunuz? Bunlardan biraz bahsedelim, sonra mahalleyi tanıyalım. Tabii. 1979-80 yılından beri Bursa'da ikamet ediyorum. 86 yılından beri Nilüfer'de ikamet ediyorum. Evet. Nilüfer. Daha önce neredeydiniz? Daha önce Hürriyet'te oturuyordum. Hürriyet'te. Orası da çok güzel bir bölge. Evet. 86'dan sonra Nilüfer'de yaşamaya başladık. Tabii bu süreçte o dönemlerde Nilüfer çok galiba değildi, böyle yoğunluk yoktu. Beş evlerdi. Gerçekten beş yakın geçmişten tabii, bu yana genelde. Böyle aslında. Tabii kısa sürede hızlı bir göç aldı. Yeni Hı-hı. yerleşim bölgesi. Bu arada da Çamlıca Mahallesi Gümüştepe ile Misiköy ile Beşevler Mahallesi'nin arasında kalan kenar bir vadiydi. Tabii Nilüfer çoğaldıkça, göç aldıkça büyüdü. Evet. 2004 yılında Çamlıca Mahallesi yeni kuruldu. İki mahalleden bölünerek Gümüştepe, Beşevler'den bölünen bir mahalle kuruldu. 2004 yılında. Tabii 2004 yılında burada şunu da vurgulamak istiyorum. Yani siz pek de içinde olmasak da yabancı değiliz burada. Basın. Ben de basının içindeydim. Tabii evet, bundan bahsedelim. Gazete demiştiniz galiba. Evet, evet, geçmiş dönemde sizin meslektaşınız İhsan Aydın, İlhami Bey, İlhami Yıldız, hı hı. Sadık Asa falan beraber Dağ Posta gazetesini çıkardık. O dönemlerde de Çamlıca Mahallesi yeni kuruldu. Kuruluyor. Şaka yapar gibi oldu. Bana dedi muhtar olun falan. Oy falan. Biz hani şaka, gerçekten şaka gibi. Başkaları aslında vesile oldu. Tabii başkaları. Aslında vesile olan insanlar kendi arkadaşım onlar. Başkaları çevremiz sağdan soldan. Hı hı. 7 tane aday vardı. Şey başladı, seçim dönemi geldi. Sağ olsun mahallemiz teveccüh etti bizi. 7 kişi de bayağı varmış aslında. Vardı, 7 adayın içinden seçilmek evet, biraz. Evet. Aday oldu. Muhtarlık kazandık. O gündür 4 dönemde devam ediyoruz. 2004 yılından 2022'ye. Evet. Evet, bayağı olmuş. Evet. Siz aslında her şeyini biliyorsunuzdur mahallenin. Tabii. Şimdi bizim muhtar olduğumuz sadece dönem, insanıyla da değil, her şeyiyle yani gerçekten. Evet, aynen. Yapılan, edilen. Tabii. Çamlıca Mahallesi'nin bizim ilk muhtar olduğumuz dönemde 2004 yılında 3000 civarında nüfusu vardı. Seçmen sayısı 1300-1400 falandı. Evet. Şu 2004 an, yılında 1300. 2004 yılında. Şu anda yanılmıyorsam 20 bin civarında, tam bilgilerimde yok ama eksik olmasın, 20 bin nüfusu var. Geçen dönemde 12.500 seçmeni vardı. Geçen 10 yılın içinde, 10-15 yılın içinde kaç kat katlamış? Katlanarak artmış yani. Tabii. Tabii bu zamanda hızlı bir gelişme oldu, hızlı bir göç oldu. Bunun beraberinde tabii hizmetler de ister istemez kendiyle de. Kişi sayısı arttıkça hizmet talebi de artmıştır herhalde. Tabii. Hizmet talebi tabii, okullarımız, ne bileyim spor gruplarımız olsun, camilerimiz, park bahçeler sırasıyla bunlar tabii talep oldukça, ihtiyaç oldukça hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştık.
yaptınız yani. Biraz da bu faaliyetlerden bahsedelim o zaman. Bunları açalım. O zamandan bu zamana kadar ne gibi faaliyetler yürütüldü? Nasıl projeler yapıldı? Tabii o dönemde, bizim muhtar olduğumuz dönemde Çamlıca Mahallesi'nden baştan okul yoktu. En büyük sıkıntılardan biri okul. O dönemde de mahallenin çocukları Beşerler'de olan 2-3 kilometre yakın bir bölgede Fatih Lisesi vardı. Zeka Gülmüş İlköğretim Okulu vardı. Hı hı. Bütün o bölgenin çocukları yayan sırtında çanta, o yağmurda, garda, kışta hepsi servise binemiyordu da tabii. İmkanlar da yok. Fatih Lisesi'ne gelirdi, Zeka Gümüş'te gelirdi. İlk başladığımız okul, birinci ilkokulu talep ettik. Önce eğitim tabii. Zaman, çok doğru. O yapıldı. Ondan sonra bir tane yine Anadolu Lisesi yapıldı. Tekrar ilkokul yetmemeye başladı. İkinci ortaokul talep ettik, o yapıldı. Şu anda 4 tane devlet okulu mahallemizde var. Buna rağmen yetmemekte. İrili farklı özel okullarla beraber 10 falan okul var. 10 tane okulumuz var. Özel okullar tabii, isim söylemiyorum. Onlar var. Bu arada gençlerimizin oynayabileceği spor alanı, spor grubu yoktu. Spor grubunun kurucu başkanıyım. Sağolsun Nilüfer Belediyesi de o konuda çok destekleri oldu. Kaç yılından beri? Kulüp var yani. 2011'den beri. 2011'den beri Çamlıca Spor Kulübü. Şu anda Çamlıca Spor Kulübü'nde 100'ün üzerinde aşkın lisanslı oyuncumuz var. Çok iyi bir rakam gerçekten. Evet. Başkanla başlasın. Faal yani, faal. Faal. Şimdi anda faal devam ediyor. Ama ben bıraktım, devrettim. Tabii hepsini kötülemek mümkün değil. Tabii. Biz kuruyoruz, başlıyoruz. Birilerine devrediyoruz. Onlar tabii. Da tabii sağ olsunlar. Amaç insanlar hizmet etmek. Gençlerde sahip çıkmış anladığım kadarıyla. Evet. 100 çünkü rakam yüksek gerçekten. Tabii mahallemiz genel anlamda kültürel olarak olsun eğitim düzeyi belli bir noktaya gelmiş insanlar. O insanlarla hizmet etmek, bu hedeflere ulaşmak daha kolay oluyor. Taleplerimizde bizde destek oluyorlar. Tabii belli kurumlarda insanlarımız var. Görev bilincinde olan insan, anlayışlı insanlar, bu medeni insanlar biraz daha hızlı yol alıyorsun. Tabii. Bunlar da bize büyük destekleri vardır. Daha anlaşılabilir oluyor demek işler. Tabii. Peki o zaman çözüm bekleyen problemlerden bahsedelim. Eğer bittiyse, ki bence bitmemiştir, aslında bayağı vardır. 2004'ten bu yana faaliyetler, icraatlar. Ya tabii ben bunları şey yapmıyorum. Hani böyle mütevazi davranıyorsunuz. Bak geçiyorum. Evet. Tabii, ama sadece okullardan bahsettik. Şimdi camimiz de yoktu. Çamlıca Mahallesi'nde şu anda 3 tane camimiz var. Bu camilerin birinin yine kurucu dernek başkanı, yine bendim. Sıfırdan mı yapıldı bu camiler? Sıfırdan yapıldı bu camiler. Üçü de benim muhtar olduğum dönemde 2004'te biri yarımdı. İkisi hiç yoktu. Onlar yapıldı. Üçünün de Kur'an kursları da devam ediyor. Birinin... Onlar da faal yani. Onlar da faal. Birebir Kur'an kursunun caminin dernek başkanını ben yaptım. Aynı spor kulübüne benzer. Faaliyete geçti, bıraktım başka arkadaşlara. Onlar devam ediyorlar. Hı hı. Bu arada halk eğitim. Halk eğitim bizim mahallemize çok değer kattı. Şu anda o dönemlerde belki halk eğitim talep edip yapıldığı dönemlerde, o da 2005'te 2006 hemen başladı, yapıldı. Ya burada kenarda kalıyor, ne olacak falan deniliyordu. Şu anda yer bulamıyoruz. Ya. Halk eğitim müdürü orada full çalışıyor. Hatta yer bulamıyor. Ekstradan dışarıdan da yer olup orada faaliyet gösteriyorlar. Ne gibi kurslar yapılıyor? Neler düzenleniyor? Ya bu fotoğraf, ebru sanatları, dikiş, nakış, çok çeşitli okuma, yazma, çok çeşitli. Hani o talebe göre kurs açıyorlar. Hı hı. Eğer orada bir talep var, önce talepleri alıyoruz. Alıyorlar daha doğrusu. Alıyorlar. O talep bir 5-10 kişi oluştuğunda hemen akabinde açıyorlar kursu. Halkın da ilgisi yok. Halkın da ilgisi yok. Artık kreş de var orada. O kreş de daha faydalı. Anakucağı yine devletin açtığı. Tabii öyle devletin mi? Açtığı hocam. Vatandaş bundan faydalanıyor. Hani bugün bir özel okula, kreşe göndermek daha farklı. Tabii. Devlet destek, halk eğitimin kursu daha güzel. Bunlar hizmetler. Kadın Dayanışma Derneği bunun yanı sıra. Tabii onlar
kadınlarımız toplandı, Kadın Dayanışma Derneği başkanımız var ama yine bizim desteklerimizle, bizim yardımlarımızla faal şu anda burada devam ediyor. Güzel de hizmetler yapıyorlar. Malum neredeyse muhtarın yardımcısı gibi, tabi burada yoksul insanlarımız var, yardıma muhtaç insanlarımız var. Onlar kısmen onlarla ilgileniyorlar. Kadınlar bir araya toplanıp onlarla en azından el sanatları, hamur işleri gibi falan tabii. işler. Tabi bunlar da kendi zamanla değerlendiriyor, faydalı oluyorlar. Bu arada bir 10-15 seneden beri devam eden muhtarımızın da kütüphanemiz var. Muhtarlığın içinde? Muhtarlığın içinde milli bir kütüphanemiz var. Sürekli romanlar, hikayeler, kitaplar, ders kitapları. Öğrencilerimiz okulu bitiyor. Okulu bittiğinde biz onları söylüyoruz. Kitaplarını atmıyorlar, satmıyorlar. Getirip muhtarlığa bırakıyorlar kütüphaneye. Kütüphane ihtiyacı olan insanlarımız zaman zaman okul kitaplarını tamamını oradan tamamlayan insanlarımız, öğrencilerimiz oluyor. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki. Çocuğun o kitapları tamamlayıp giderken o yüzündeki tebessüm var ya, her şey değer. Tabii. 10 yıldır da etkin bir şekilde bu. 10 yıldır da etkili bir şekilde sürüyor. Devam ediyor. Hatta oradan kitaplar gönderdik. Doğu'ya, Doğu illerine kitap gönderdik. Böyle faaliyetler de yaptınız yani. Tabii ama dışarıya da gönderildi. Tabii gönderiyoruz ama bizim sadece işimi yapmıyoruz. Sadece sizin için değil, sadece Çamlıca'ya değil, bayağı Türkiye'nin aslında birçok yerine belki de. Evet, gönderiyoruz ama tabii şunu yapmıyoruz, biz yapmak istemiyoruz. Çok da aman aman reklamıya bak, mutlaka yapıyormuş, bunu yapıyormuş gibi. Reklam değil, biraz da vicdanen de düşünüyorum. Tabii. Yapmamız gerekiyor. Orada biz muhtar bir vatandaş bizi seçmiş. Mutlaka insanlara dokunmak istiyoruz. İnsanlara faydalı olmak istiyoruz. Güzel de oluyor. İnsanlara karşılık gördükçe, tabii. benimsendikçe daha heyecan geliyor. Başka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha da şevkle yapmak ister şevkle insan yapmak, herhalde. Evet. Faydalı olduğunu gördükten tabii. sonra. Bir de birlik beraberlik içinde yürütülüyor zaten. Evet, evet. Kadın Dayanışma Derneği çok destekliyorsunuz. Azalar da var. Azalarımız zaten onlar bizimle. 4 asil, 4 yedek. Evet. Ekipçe çalışmalar oluyor mu aranızda? Tabii ekipçe çalışmalarımız oluyor tabii. Ama gerçi çok köy muhtarları gibi değil. Azalarla işbirliği yapma noktasında önceden köy muhtarlıklarında ihtiyar heyeti toplantısının köyün bir kararını alacaksın, bir bütçen olur evet. falan. Herkesten imza alınır falan. Şimdi E-Devlet sistemine geçince sistem değişti. Mahalle bazında çok fazla azalarla birlikte onay alabileceğimiz bir kararlar olmuyor. İşte belediyelerle, kaymakamlıklar olduğu için çok nadiren önceden köy hizmetleri vardı, devlet su işleri vardı, bilmem neydi, köye yapılacak hizmeti mutlaka haberdar ediyordun köyüyle falan, imece olur falan. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Öyle, o nedenle çok azalar. Daha bireysel. Bireysel, yani. Daha bireysel. Halkla sizin aranızda daha evet, çok evet. o şekilde ilerliyor. Tabii bunu yaparken hayırseverin de desteğiyle hayır dolabımız var muhtarlığın önünde. Hayır dolabımız. O da bir dolap oluşturdu, tel dolap. Hatta fotoğraflarını da çektim ama belki şimdi belki değil. Vatandaş hayırsever simit, bohça, börek, çorba, yiyecek ekmek. Yiyecek de bırakılıyor tabii, içine. Tabii. Ha ben kıyafet diye düşündüm. O da var. Böyle o deyince. Da var. Kıyafet. Belki ayakkabı, belki kıyafet içine. Onlar kumbaramız var, onları da dağıtıyoruz. Hı hı. Ama yiyecek dağıtıyoruz. Hayır o dolabın sever. İçinde yiyecekler oluyor yani ağırlıklı o zaman evet, öyle mi? Evet, yiyecek, ekmek, simit, poğaça, böyle evinde bugün ne pişirdin? Çorba. Aynısından getiriyor vatandaş, koyuyorsun orada, alıp yiyebiliyor. Ekmeği, yemeğin, artan yemeğini, hani fırından almışsın ekmeğini getirip koymuşsun. Bunlar devam ediyor. İhtiyaç sahipleri gelip İçerisine. Oradan alıyor, kullanabiliyor. Alıp kullanıyor. Koyanlar oluyor. Yani onlar da koyuyorlar. Tabii hayırseverin desteği bunlar çok. Hı hı. Bu faaliyetleri yapıyoruz. Giymiyorsan giy şey gibi, Nilüfer'de bizim giymiyorsan giy evi var. Yerel gündemin. Muhtarlıkta biz aynı görevi de yapıyoruz. Vatandaş gelir, bırakır bize ikinci el giysisini. Ben arabamın arkasına koyup onu dağ köylerine götürüp dağcıklarım olur. Kendiniz dağ, götürüyorsunuz. Tabii kendim götürüyorum. Gittiğim zaman götürüyorum. Oralarda insanlara verip yönlendiriyorum. Tabii orada artan zaten kumbara yeni koyuldu. Kumbaramız var orada. Belediyeyle de birlikte çalışıyoruz. Belediyeyi de paslıyoruz. Faaliyetler bunun gibi. Sosyal yardımlaşma adı altında aslında tabii. çalışmalar sanki daha çok yürüyor.
Yani bu bayağı var. Çok güzel bir şey gerçekten. Tabii bunlar dedim ya baştan, birini yapıp bu kitap almak beni çok etkiliyor. Kitabını alıp çocuğun gidip oradan mutlu bir şekilde oyun oynaya gitmesi bizi fevkalade mutlu ediyor. Onu gördükçe vatandaş burada bir hayır dolabı koyalım diyor. İşte buna hayır diyemek mümkün mü? Onu bu da şekilde yapıyoruz. Fikir üretiyorlar tabii, yani. Fikir onlar üretiyorlar. Diyor aslında öyle mi? Tabii. Onlar yine diyor. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik içinde biz her yapılan iyi niyetle mahallemiz için insan adına yapılan şey elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilinde, gücümde yazıyoruz. Sonra destek veriyoruz, sahip çıkıyoruz. Bu arada tabii ki bunları yaparken belediye de bize destek oluyor. Belediye hiçbir şeyimizde bu noktada ihtiyaç olur, bugün de dolabımız olur, yiyeceğimiz olur, giysiden her konuda her türlü desteği belediyeden alabiliyoruz yani. Yani yerel yönetimlerle ilişkileriniz iyi. Güzel. Yani hiçbir kurumla Büyükşehir Belediyesi olsun, Nilüfer Belediyesi olsun, resimli kurumlarla, kaymakamla, kimseyle bir sıkıntımız yok. Zaten mantıklı taleplerin olursa, zamanında gerekli şeyler istersen, oluyor, yapıyor şimdi ya kurumlarımızda. Şimdi olmuyor desek, yalan olur. Yalan olur. Bugün 2004'den bu yana 18 senede Çamlıca Mahallesi'nin hizmetleri %90 bitmiş durumda. %90 bitmiş durumda. Tabii %100 yemezsin zaten. İnsanın var olduğu yerde hizmetler her tabii, zaman ihtiyaç tabii. Olacaktır ya. Olacaktır. Tabii. Bir şeyin yenisi çıkar, o gelsin istenir. Evet. Gelişiyoruz tabii. Sürekli. Zaten dijital de bir çağdayız artık. Evet. Evet. Gelişim zamanı. Olur tabii. İstenir, yapılır ama %90 da tabii göz ardı edilemeyecek tabii, bir rakam. Rakam. O zaman biraz da bu güzel şeylerden konuştuk. Tanıdık bayağı. Konumunu yerine öğrendik. Biraz kültürünü, ayrıca sosyal yardımlaşmanın ne kadar faal olduğunu da gördük. Örnek olsun Bursa'nın birçok mahallesine. Bizim halkımız iyidir, yapıyordur ama buradan da böyle küçük duyanlara, dinleyenlere gitsin. Biraz da problemlerden bahsedelim. Şu anda var olan, güncel ya da geçmişte belki vardı, hallettiniz. Bunlardan da konuşabiliriz. Tabii mahallemizde en sıkıntı geçmişten bugünümüze hala sıkıntılar bitmeyen ulaşım. Ulaşım mahallemizden şu anda 11 tane araç geçiyor. Bizim 2000 otobüs mü? Otobüs, halk otobüsü. 2004'te bizim muhtar olduğum dönemde iki otobüs vardı. Bir Misiköy'üne giden araba, bir B20 otobüsü vardı. Şu anda 11 araç geçiyor ama tabii ki bunlar yetersiz mi? Her saatte yeterli gelmiyor olabiliyor ama olmazsa olmazlardan biri, en büyük sıkıntımız terminal otobüsü. Buradan giden da yok mu? Terminal otobüsü yok. Buradan da duyurmuş olayım Sayın Müdürüme, Burdaş Genel Müdürüme, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, onların şeyinde, tasarrufunda tabii. Vatandaşlarımızın bize talebi en çok sıkıntı terminal otobüsü. Olmazsa olmazlarından diyoruz ama tabii onlara gidip söylediğimizde onların da şimdi gerekçeleri şu oluyor. Şimdi diyor ki Çalı'dan kalkmış bir terminal otobüsü. Her mahalleden direkt terminal otobüsü yok. Mahalleleri geziyor. Bir mahalleden gidip mahalle dolandığında otobüs dolmuş. Çamlıca'ya geldi, evet. Araba dolu. Evet. Sen olsan ne yaparsın gibi. Tabii mantıklı kendine göre ama onların bize verdiği söz ne zaman uygulanır proje? Bu yeşil otobüsler, sarı otobüse döndükten sonra, minibüse döndükten sonra paralel çalışacaktı minibüsler hatlara, mahalleden. Mesela örneğin Çamlıca Mahallesi'nden istasyonlara 3 tane otobüs, minibüs aynı anda kalkacak. Terminal otobüslerde metro istasyonu güzergahı boyunca ring olacak. Şimdi, hepsi bir yerden mi kalkacak? Hepsi bir yerden ring dönecekler. Anladım. Örnek vereyim. Çamlıca Mahallesi'nden bir araç kalktıysa 5 dakikada, 5 dakikada durağı vardıysa istasyona, ring geçen terminal otobüsüne bindiğinde, o zaman otobüs ne olacak? 5 dakikada zaten mahalleden geldi istasyona, otobüs de ring geçiyor, bindiğinde 15 dakikada terminalde. Tabii. Oturabilir ayrıca. Oturabiliyor. Artı çok dolu geçince almıyor otobüsler. Tabii ya, dolu şey zaten yani. Asıl sıkıntı o. Araba dolup dolmuş yolda. Mahalle orada zaman. Durmuyor. Şoför tabii. De tabii ki ne yapacak? Dolu olunca insanları da üst üste alamıyorsa ama halk mağdur oluyor yani.
Aynen. Şimdi otobüs 1 saat 20 dakikada, 1,5 saatte terminale varacak otobüs. O sistem uygulanırsa 20 dakikada terminaldesin. Hem ekonomik olarak tasarruf olacak, zaman tasarrufu olacak. Tabii biz bunların yetkililerle haklı olarak karşılık görüşüyoruz, değerlendiriyoruz ama tabii vatandaşın tamamına bunu anlatamıyorsun. Vatandaş kendi haklıdır. Ben diyor terminale gideceğim. doğru, o da haklı. Şimdi terminalden benim 1,5 saatte dolan yolda iniyorsun bir de. Oradan bir de araba gece geldi sen. Araç başka bir araca aktarman gerekiyor falan. Ulaşım sıkıntılı tamam, oluyor. Ulaşım o noktada bir kısmen bir sıkıntımız var. Ulaşım otobüs noktasında sıkıntımız bu şekilde ama asıl trafik yoğunluğu var genelde. Çamlıca Mahallesi önceki yan yollar açıldığında ana yoldan kaçır artık güzergah oluşturdu Çamlıca Mahallesi'nde. Trafik akşam sabah çok yoğun oluyor. Akmıyor trafik. Yolların genişlemesi gerekiyor. Kısmen genişletildi ama Lefkoşa Caddesi var. Eski Orhaneli yolu. Çamlıca Mahallesi'nin Kavakdere Caddesi var. Odunla geçiş güzergahı kavşağı. O kavşakta akşam sabah kilitleniyor. Bilgi düzenlemeler oldu. Taleplerimiz var, müracaatlarımız var. Sağ olsunlar Büyükşehir ilgilendi ama tabii bunlar bir nevi günü kurtarma, bugünü kurtarma. Aslında taşımacı ileride günden güne şişiyor. Mutlaka o Odunlu Çamlıca kavşağına batçık veya köprülü kavşak mutlaka yapılmalı. Bence hani keşke tabii, şimdi... Tabii tıkamaması adına. Tabii. Bir an evvel yapılsa belki insanlara özet etmeyiz ama tabii... Sizin talebiniz var şu anda tabii bu doğrultuda. Tabii bizim talebimiz var. Onlar tabii bunlar büyük yatırımlar. Tabii hemen bizim... onların da bildiği vardır inşallah. Ama biz yine talep edeceğiz. Vatandaş bize bütçem var mı demiyor. Senin yetkin ne kadardır demiyor. Bunu istiyoruz diyor. İstiyor bizden. Biz de vatandaş adına buradan yine onlara da duyuruyorum. Değerli başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu hizmetleri talep ediyoruz. Çamlıca'ya yakışır bir bahçık veya köprü yapılması lazım. Ben buradan iletelim o zaman. Tabii. Yetkili mercilere duyuyorlarsa eğer. Şimdiden de teşekkürler. Bir gün muhakkak hallolur. Sırasıyla tabii. Dediğiniz gibi çok fazla mahalle var, talepler var. Yaşamın aynen. Olduğu yerde de ihtiyaçlar da tabii ki bitmiyor. Ama önemli mahallenin güncel taleplerinden bir tanesi evet, bu. Evet, tabii. Artık şimdi gelecekteki sıkıntılarımız bunlar. Bunun gibi ulaşım noktasında sıkıntımız bu. Başka bir sorun ben söyleyeyim. Problemler bunlar mı? Problem bunlar tabii. Bunlar, o zaman? İşte yeniden gelecekte problem bunlar. Genelde bunlar. Sosyal yaşam alanlarından bahsedelim istiyorum biraz. Gençler için, çocuklar için, belki aileler için. Orada nerelerde zaman geçirilebilir? Nasıl bir çevresi var? Şimdi genelde Çamlıca Mahallesi çok sosyal alan, farklı sosyal alanlar yok. Şimdi bir nevi burası tam dinlenme yeri. Çamlıca Mahallesi'nde hem şehri yaşıyorsun hem köyü yaşıyorsun. Doğal bir mahalle. Hangi evin balkonunu açırsan, penceresini açırsan mutlaka bir yeşil, önde bir arsa, bir boş alan vardır. Herkesin parkı, bahçesi kendi evinde yani. Tabii aslında. Aynen evinde, evin önünde her şey yeşillik. Şimdi tabi bu güzellik, bu doğallık, sessizlik varken o sosyal alanların çok olması da bir yerde rahatsız verdiği kesimlerde olabiliyor. Bu arada yani, çok da fazla talep olmuyor o noktada. Bölge halkı memnun yani memnun, bu şekilde memnun. Olmasına. Sosyal faaliyet, işte kahveler var, kafe var. Genelde çok fazla kenarlarımızda restoran tarzında yerler var. Spor kulübü var. Spor yapacaklar. Spor kulübü zaten açık. Gençler için var yürütülen şeyler. Var. Halk evleri de var dediniz zaten. Kadınlar için. Tabii kadınlar için halk evleri yönelik. Yürüyüş yollarımız var. Spor alanlarımız yine spor aletlerinin olduğu park alanlarımız var. Çamlıca Mahallesi'nde çok da fazla dediğim gibi sosyal faaliyet gösterecek, spor yapacak, boş zamanla değerecek zaman dolmuyor insanlarımız. Niye? Genelde çalışan kesim. Birçoğu da sekreterya, iş adamı gibi yetkili birimlerde çalışan bu tarz insanlar iş adamı noktasında olduğu için
bir nevi Çamlıca otel gibi kullanılıyor. Adam 5'te ben gittim aldı, 5.30'da evdeyim gibi bir şey yok. Adana 7'de 8'de işini bitirir. Genelde bu tarz işler 5'te hemen bitmez. Tabii. 7 8 gelir 8 9'da mahalleye gelir. 8 9'dan nereye gidecek insan? Ev istirahatine gider. Bahçesi de var zaten. Bahçesi diyorsunuz. Var zaten. Yeşili balkonu var. Dinlenmiş falan. Orada havasını alıyor. Çayını kahvesini içer, istirahatını yapar. Sabahın 8 9'da kalktığında direkt iş yerine gider. Ağırlıklı olarak olduğu için çok fazla bir ihtiyaç duyulmuyor. Mesela örnek Japon Parkı diye bir yerimiz var. İnsanlar sosyal alan yaratmak için o yapılmıştır. Talepler de olsun yapıldı ama randıman alamadık. Hala çok da dolu dolu çalışmıyor. Hmm. Gerçi işletmeci de değişti. Orada yine Zavukma diye bir şeyimiz vardı. Yine o da restoran tarzında bir yerimiz. O da kapandı. Şimdi belli bir kesim belki buralarda bir sosyal alanımız olsun diyor mu? Açıyor. Dediğim noktada biraz insanlarımız farklı kullandığı için mahalleyi çok fazla randıman alamıyoruz. Kısa ama zaman. Memnunlar da bölge tabii, halkı tabii. Durumdan. Mahallemizin idare ediyorsunuz genel yani. Konumundan tabii ki memnun insanlarımız. Bademli'den Çamlıca Mahallesi'ne taşınanlar var. Bir zamanlar biliyorsunuz Bademli dediğin zaman Bademli Çamlıca'ya taşındı. Tabii tabii. O doğallık hoşuna gidiyor insanların. Zaten Yeşil Bursa. Dinleniyor da yani. Bizim kış ayında ilk önce kar Çamlıca Mahallesi'ne düşer. Özel bir bölge yani. Güzel bölge. Özel ve güzel bölge ya. Yani Bursa halkına der misiniz mahallemizi gelin görün ziyaret edin. Görmeleri tabii, gerekir mi? Tabii mutlaka görmeleri Bursa'nın gerekir. Bursa'nın kıymetli bölgelerinden evet. Bir tanesi. Çok vatandaş diyorsunuz. Tabii. Çok vatandaşla biz rastlıyoruz. Geliyorlar Bahşişehir'den almış dairesini. Geçerken tesadüfen bazı tanıdıklarım falan oluyor ziyarete gidiyor bize. Geldiğinde ay diyor ben diyor keşke Bursa'nı alsaydım yerimi diyenler oluyor. O da bizi mutlu ediyor gerçekten. Tabii tabii. O zaman bir gidin siz de görün. Yerinde tarif etti evet. Muhtarım. Çalı, üç evler. Evet. Misi. O bölgede. Misi'ye daha yakın ama galiba. Yakın. Misi yolu üstünde. Zaten Misi yolu üzerinde. Misi de zaten aynı. Yani Gümüştepe dediğin zaman Misi ile bizi karıştırıyorlar zaten. Hani sosyal faaliyetler için dinlenme açısından Misi deresi de güzel. Tabii orada da çok fazla faaliyet de oluyor tabii, galiba. Orası etkinlikler düzenleniyor yani. Restoranlar, çay bahçeleri, oraları güzel insanla dinlenme yeri derenin içinde güzel. O bizim eksiğimiz biraz orası da tamamlıyor. Tabii. Orası da gideri. Yakın zaten evet. Birbirine. Evet. Peki gelecek projelerden biraz da bahsedelim. Eğer varsa sırada bekleyen, belki 2023'e uzanan, talep ettiğiniz, daha sonra işte denilen şimdi, bir proje durum mevcut mu? Tabii şu anda projemiz bu ayın 25'inde aksilik olmazsa pazar yerimizin ihalesi yapılacak. Pazarın üzeri kapanacak. Açık pazar alanıydı. Kapalı olacak. Şimdi. Kapalı olacak. Üzerinden ama bizim bazen özel Nilüfer'de başka yerde var mı bilmiyorum ama Nilüfer'de ilk böyle bir pazar yeri. Öyle üzerine çatıyla falan kapatma değil. Üzerine beton atılacak. Hmm. Beton üzeri meydan yapılacak. Yeşillendirilecek, ağaçlandırılacak. Ya. Evet. Nasıl o yani? O da Çamlıca özel bir proje. Ya o zaman onun öyle yapıldığı zaman ama ne zaman dediler 2023? 2000 bu ayın 25'inde ihalesi var. Hı. Başlama tarihini hemen başlar bilmiyorum. Muhtemelen 2023'te bitecek yani. Ya tamam yine 2023'te yani. Evet. Allah nasip eder inşallah böyle çağırırsanız yine burada anlatırız. Tabii yani. Tabii tabii. O zaman da çok fotoğraflarını güzel olur. Çekeriz. O zaman fotoğraflarını getirirsiniz arkaya ekrana veririz. Tabii. Tanıtırız. Güzel bir pazar güzel olacak. Farklı bir şey gibi gözüküyor. Beton atılacak, beton yeşillendirilecek üstü. Evet, beton üzeri yeşillendirecek. Tabii başkana gittik, pazar yapalım. Meydan yapalım dedik, pazar yerine. Sağ olsun, başkanım dedi ki ya, benim muhtarım ben size burada iki projeyi bir de gerçekleştireceğim. Hem size pazarı yapacağım, hem meydanı yapacağım dedi orayı. Üstü meydan olacak. Çamlıca ben de çok merak özel. Ediyorum. Evet. Değil mi? Tabii, evet, güzel şu olacak. Şu anlık öyle. İnşallah ben de merak ediyorum. Hani nasıl olacak tepkilerinde. Tabii ben de içerini çok çok bilmediğim için, görmediğim için anlatamıyoruz. Birazcık daha o zaman sabır. 2023'e zaten çok bir şey kalmadı. Tabii. Kasım evet. Ayındayız. Aralık bir daha yıl çıktı gitti. Evet. Bunları ya işte projelerimizde birincisi bu. İkinci Aday Sokak, Sungur Sokak arasında bir boş alanımız var. Spor alanı,
hep çocuk eğlen parklarımızın olmadığı bir bölge. Oraya büyük bir alan var. O alanı şu anda proje aşamasında yürüyüş yolu, çocuk parkı, spor alanı, oraya güzel bir proje yapılıyor. Değerlendiriyorsunuz. Evet, değerlendiriyor. Şu anda sabah park bahçeler yetkililerine görüştüğümde onlar da aynı okuyun. Tekrar teyit ettim. Hı hı. Orada anlatırım. Yani vatandaşlara yalan. Nerede senin park demişsin? Doğru değil mi? Bu kesin. Bunu yapıyoruz biz diye. Bunu yapıyoruz. Onlar da teyit ettiler. Tabii. Onlar da teyit ettiler. Projelerimiz olan iki. Müjdeyi de buradan vermiş olun o zaman siz evet. Mahalle halkına. Evet, duysunlar tabii. Tasdikletmiş de muhtarım. Bilginiz olsun. Tabii. Emir Buhari Camimiz var. Emir Buhari Camii'nin güzel bir cami. Caminin yanında çay ocağı talebimiz var. Hem Büyükşehir'den hem Büyükşehir'de mi bunu talep ediyor? Ya şimdi biz bizim hizmeti yapsın da büyük güççü fark etmiyor. Tabii. Biz mahallenin adına kimden ne hizmet alabilirsek. Tabii onlar da bazen tabii Büyükşehir'in gücü bir ilçe belediyeden benzemez tabii. Sağ olsun onlar da zaman zaman onlar da yaptırıyoruz. Nüfe Belediyesi'ne müracaat dedik. Onlardan müracaat. Hangisi erken davranırsa valla geri dönüşü olacaktır yani. Ya aslında. O böyle bir talebiniz var. Oldu şu an. Evet talebimiz oldu. Böyle var. İnşallah o da seçime kadar diyor muhtemelen bir aksilik olmazsa olacaktır. Asıl sıkıntılardan biri de köpek sıkıntımız var köpeklerden mahallede. Bunu çok duyuyoruz şu evet. Sıralar programımızda da duyuyoruz. Nasıl bir problem bu? Valla onu aşmak da zor. Nasıl aşılacak bilmiyoruz. Gerçi çok sıkıntı yaşıyoruz. Bizim mahallemizde birkaç tane insanda ısırma olayları oldu. Hastane olayları oldu. Belediye götürüp kısırlaştırıp küpeyi takıp salıyor sokağa. Sokağa saldığında onlar dışarıdan bir tane köpek aralarına giriyor bunların. Onlar çete başı diyelim bunlar. Çete başı oluyor artık. Öbürlerin arkasında koşturuyor. O da kalabalık köpek grupları var yani. Toplanıp. Ya artık öbür köpek her ne kadar kısırlaştırılsa da yani birlik oldukları zaman yine aynı işlemi yapıyorlar ya. Hani ısırmıyor, korkuluyor. Tabii tek başınayken bir şey olmaz ama kalabalık sürüyken biraz riskli tabii. Tabii. Çocuklar da tabii çocuktur bu bayanlar, çocuklar genelde. Köpeği görünce panik yapıyor. Çocuk kaçtığında onlar da kovalamaya başlıyor falan. Çok tehlike arz etmekte. İnanın biz bunlara cevap veremiyoruz. Her gün belediyeyi arıyoruz. Sağ olsun ona da ilgilenip gelip bakıyor ama ciddi bir proje yapılması lazım. Uygulanması lazım. Sizin yoksa bir öneriniz var mı bunun için? Ya bu barınaklar bir hızlı bir şekilde barınak yapılıp bu köpekler sokağa salmadan barınakta barındırmak lazım. Yoksa kısırlaştırıp sokağa salmanın insanlar arasında hiçbir yani rahatlatmıyor. Aynı tabii. Korku devam ediyor. Tehlike de devam ediyor. Şimdi baştan dediğim gibi orada 3 tane, 5, 10 tane köpek toplanmış. Bizim mahallemiz örnek araziye, köylere daha kenar bir mahalle olduğu için çoban köpekleri, o salma köpekler dağdan bayırdan iniyorlar. Grup oluşturuyorlar. O grubun içinde bir tane köpek önlerinden saldırıyor. Öbürleri de onun arkasından saldırıyor. Bunun önüne geçemiyorsun. Ve canlı yaşadık. Hastanelik oluyor insanlarımız. Geliyorlar. Tabii üzülüyoruz biz. Her ne kadar da arasak belediye ama yapabileceğimiz bir şey de yok. Bizim gidebileceğimiz belediye. Belediye bir an önce barana hayata geçirmeli. Faaliyete geçirmeli. Bunu da duyuralım buradan o zaman. Bunu da tabii. Altını çizelim. Bu da artık Büyükşehir Belediyesi'nin de görevi. Nilüfer Belediyesi'nin de görevi. Bunlar da yapıyor. Başkanların bir an önce bizi de mahalleyi de kendileri de bu işten kurtarmalarını bekliyoruz. Son cümlelerinizi alalım. Eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz bir şey var mı? Sonra da veda edelim. Tabii başkanım şunu da diyeyim. Gerçi sözünü aldık ama sonunda şu Kavakdere Caddesi'nin sonu var. Kavakdere Caddesi'nin sonunda yol açıldı. Yol açıldı. Ama asfaltlama bordür işi yapılmadı. Kış ayları. Ne zaman açıldı yol peki? Bu sene açıldı. Hı. Yaza karşı açıldı. Daha önceden imar problemi vardı oradan. Misi köyüyle bizim sınırımız. O imar programı olan yerine imar programı aşıldı. Yol açıldı. Ama yolun oturmasını bekledik biraz. Hani yeni ham yola direkt bir asfalt atarsan 3 gün sonra yazık oluyor. Masraf, milli servet. Çöküyor yol olmuyor. Ama artık baya bir kış geçti.
Şu anda da eğer kış yağmurları, yağışlar başlarsa erozyon oluşuyor yukarıdan, araziden, inşaattan atıklar falan. Mahallemiz içindeki rogar giderlerini tamamı tıkıyor. O otlar, çöpler, su baskınları oluşuyor ister istemez. Onun şeyine alttaki yapılan hizmetler de harap oluyor. Vatandaş çok sıkıntı yaşıyor. Bu yolunda en azından bordürlerin yapılmasını söz almıştık. Başkanıma buradan da hatırlatmış olayım müdürlerimize. Mahallemiz bu durumda. Güzel bir mahalle duyduk, biz dinledik şu anda. Birkaç tane halledilmesi gereken öncelikleriniz de var. Onları da buradan yetkili kişilere ve kurumlara duyurduk. Tabii. Valla siz de bekleriz. Duygu Hanım, vallahi yerini öğrendik. Her zaman. Gelin size oradan bir daire alalım, yer alalım. sizin gibi insanlar mahallemizi siz de duyurursunuz. Yani muhtarı yardımcı olursunuz. Tabii tabii. Mahallemiz güzel bir mahalle. Diyeceklerimiz. O zaman biz de buradan. Şimdi çok hızlı geçti. Yine bitirdik, doldurduk. Her şeyi konuşamadık muhakkak. Ama elimizden geldiğince böyle üstünden biraz deşerek konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Bugüne Çamlıca Mahallesi'ni tanıdık. Çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık gerçekten. Güzel, çok güzel bir mahalle dinledik bugün sizden. Ben görmek isterim tabii, eminim izleyicilerimiz de görmek isterler. Çünkü biraz merak uyandırdınız. Herkesin bağı bahçesi var zaten. Şimdi şu an şey oluyor ya, gençler için özellikle. Gideyim, çıkayım, gezeyim, şurada da oturayım, burada da oturayım. Yani böyle bir istek var ya. Şimdi evet. Orada böyle bir şey, böyle bir ihtiyaç yok. İnsanın kafasında şey diye oluşuyor, nasıl yok yani. Tabii tabii. Yani bu güzel bir şey, çok ilgi çekici. Ya şimdi insanlar tabii ki, hani ben yazlık var, ben yazlığa gittim, bahçe var falan benim der ya, bahçesi olur, çift diyorlar falan, orada dinlenir. İşte onun gibi bir şey Çamlıca Mahallesi'nde oturmak. Hani sosyal donatı alanları olmasa da bile, hani oyun alanıdır, gazinodur, odur budur, eğlence merkezleri olmamasına rağmen, tam be oradan oynayıp yorulmuş gelmiş Çamlıca Mahallesi dinlenecek bir yer. Dinlenecek bir yer. Adam zaten Çamlıca projeli yeni yerleşim alanı olduğu için, herkesin genelde müstakil evler, hani önceden villa derdik ama şimdi artık müstakil ev oldu şimdi. Herkes o eski villalar şimdi müstakil oldu. Bahçeli evi var. Her iki sitenin arasında mutlaka bir boş alan vardır. Park yapılmıştır ama tabii parkları talep oluyor. Ama o parkları yapmak kolay. Aslında sahip çıkmak önemli olan. Tabii tabii. Sonundan onun temizliği, bakımı. Bir arada dışında mutlaka her mahallede çoluk çocuk oluyor bazen, hani şımarık çocuklarımız oluyor. Eğer her istenilen yere parkı yaptığımızda çok insan sıkıntısı olmadığı için o çocuklar gelip o insanı orada rahatsız edebiliyor. Nasıl yani? Tabii hani sote bir yere iki tane sitenin arasında yaptık, bir boş alan var, oraya bir park yaptık. Parkta kaç tane çocuk var? Çamlıca Mahallesi'nde dedim ki zaten site ortamı olduğu için çok fazla nüfus yoğunluğu yok. Hı hı. Alan geniş, bahçeniz ya. Bugün bir dönüm yere adam iki tane bile yaparsın, büyük site yaparsın. 500 nüfus oluşur ama bir dönüm yere yapmışsın 4 tane villa. Evet. 10 kişi yaşıyor orada yani. 20 kişi yaşıyor bunun gibi. Orada da tabii istiyor ki bizim sitenin arası hemen bir park yapalım. Güzel cıvılcıvıl ama şu o parkta bazen gece gün insanlar rahatsız ediyor. Bunlar da biraz da sabretsinler tabii inşallah. Etmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Birazcık sabır. Siz de faaliyetlerinize devam edeceksiniz. Tabii inşallah. Hani bunu yapmam anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Ben bunu yapmayayım anlamında değil de, hani yapmaya kalkarsan şu anda 13-14 tane parkımız var. Zaten yeterli aslında. Ben de ona değinmek istedim. Tabii, yani tabii. Böyle bir talep de yok zaten halktan şu anda. Tabii tabii. Siz faaliyetlerinize, çalışmalarınıza, projelerinize devam ediyorsunuz. Sırada 3 tane proje var zaten. Bu da büyük bir rakam yani. Tabii, evet. Ama böyle hani çok fazla düzeltmek gereken, yapmak gereken bir şeyin olmaması da güzel. Bu şeye çıkıyor biraz. %90 tamam aslında dediniz ya. Evet, evet. Onun için söyledim tamam. Yani bunları. Aynen, evet doğru. Evet, güzel bir yer tanıdık sevgili izleyenler. Keyifli bir sohbetti. Çok gerçekten eğlendim, güldüm. Muhtarım
çok güzel konuştu, çok güzel anlattı. Çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Veda ediyoruz artık size. Süremizi doldurduk. Bir sonraki programda başka bir mahalleyle, başka bir konuğumuzla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyelim. Mahalleye de çok selam gönderelim, Çamlıca Mahallesi'ne. Kendinize çok iyi bakın.